Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aynı sefa çiçeklerimin budamasını yapıyorum. Şöyle kuru dalları kesiyorum. Bunlar geçen yıldan kalan fideler. Hiç donmadılar. Çok dayanıklılar. Her yere ekin bence. Ee, aynı sefa çiçeği kar yağdığında bile açtı. Şuradan yeni filizler geliyor. Onları bırakıyorum. Ee, aynı sefa çiçeğinin Bakımı çok kolay çok zahmetsiz sarı turuncu renkleri var ortası siyah kahverengi turuncu olanları var her rengini ekebilirsiniz şu da bir aynı sefa çiçeği bakın bunlar geçen yıldan kalan filizler donmamışlar o yüzden bırakacağım kuru dalı var onu keseceğim şu kuru yaprakları elimle koparıyorum küçük bir makas alabilirsiniz. Ben almayı unutmuşum. Budama makasıyla, gül budama makasıyla yapmaya çalışıyorum. Şu şu bir eski yaprakları koparıyorum. Sararmış, kurumuş bütün dalları alabiliriz. Sararıp kuruyan dallar çiçeğin enerjisini bitirir. Çiçek onu canlandırmak için sürekli enerji harcar. O yüzden kuru dalları bırakmayalım şurada taşların arasında çeşmenin orada bir aynı sefa çiçeği var geçen yaz çıkmıştı çok seviyorum şöyle bakın şu kuru dalını şöyle tam kuruduğu yerden alıyorum şöyle kontrol ederek alın bir elinizle kontrol edin diğer elinizle de kesme işi yapın şöyle şurada kuru dallar var onları alacağım yeni bir filiz gelmiş tam filizin üzerinden alıyorum filizleri kesmeyelim onlar çiçek gözleri çiçek açacaklar şöyle temizleyelim içine bakalım şu kuru yaprakları ellerimle koparıyorum Aynı sefa çiçeği en zahmetsiz çiçeklerden biri. Kar yağdığında bile açıyor. Ben çok seviyorum. Taşların arasından çıkıyor. Toprak bile istemiyor. Bakın burada duvarın dibine tohum düşmüş. Ben biliyorsunuz tohumları böyle rastgele atıyorum. Buraya da düşmüş ve buradan çıktı. Çok da kuvvetli, çok da kalın. Çok yıllık bitkiler ve çok zahmetsizler. Saksıya, balkona da olur. Mutlaka yapın. Bunu bana sağ olsun komşum vermişti. Çok seviyorum. Siz de komşularınızda varsa bir fide isteyin. Komşuluk önemli. Bahçeniz çiçekle, gönlünüz huzurla dolsun diyorum.